Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Spinal stenoz obünelikte dar kanal hastalığını konuşuyoruz ama gelen izleyicilerimizden de farklı farklı sorular geliyor. Doğal olarak beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı olarak bugün sizi ağırlıyoruz. Her alanda sağlık sorunuyla ilgili bağlantılarda sizin bilginizden faydalanıyoruz. Peki gelen hastalar şikayetlerini sizlere anlatıyorlar. Çözüm egzersizde yeterli midir diye gelen sorular var. Yaş bağlantısıyla genetik özellikle bağlantısı var mıdır diye gelen sorular neler söyleyeceksiniz? Tabii yani şöyle söyleyeyim, bu yaşla ilintili özellikle edinsel olanlarda, dejeneratif süreçli olanlarda yaşla ilintili, ileri yaşlarda daha sık gördüğümüz bir durum söz konusu. Özellikle 60-70'li yaşlarda hastalarda hani bu hastaları görürüz, hafif öne doğru eğilmişlerdir, yürümekte zorlanırlar, ayakta durmakta zorlanırlar. Özellikle merdiven inerken çok zorluk çekerler ya da aşağı doğru, yokuş aşağı doğru inerken zorluk çekerler. Bunlar için hakikaten bir ızdıraptır. Yatakta bile ayaklarını karınlarına doğru çekince daha rahat ederler. Yani kıvrılırlar açıkçası. Evet. Yani bu kıvrılmanın özelliği nedir? Yani bu kanalı biraz hafif öne doğru fleksiyon yaptığımızda aralık şu şekilde açılır. Arkadaki ligamanlar biraz daha gerilir ve kanal biraz daha genişler. Yani hasta bunu spontan olarak öne doğru eğilerek kendini şey yapar. Arkaya doğru gerildiği ya da dik durduğu durumlarda ağrı kanal daha da daralır. Daha da ağrı çeker. O yüzden bunlardan kaçınmaya çalışır. İskeletin bozulması mı daha çok hocam? Çünkü yaş tabii ki, tabii ki. Yani bir dejeneratif süreç var. Yani burada demin de bahsettiğim bu eklemler, özellikle eklemlerdeki kalınlaşmalar, şu faset eklemleri dediğimiz eklemlerdeki kalınlaşmalar, yine arka tarafta osteofit dediğimiz çıkıntıların oluşması, kemiksel şeylerin oluşması bir dejenerasyon süreci meydana getirir. Ve bu kanal şu oval şeklinden giderek daha dar, böyle maça sineği gibi bir hal alır. Ve bunun içerisindeki sinirler sıkışmaya başlar. Yani keseğin içinde sinirler sıkışmaya başlar. Bunların beslenmesi bozulur. Özellikle normal yol işte yürüyünce, şey yapınca bu beslenme ihtiyacı hisseder. Yani kanlanması da azalacağı için belli bir süre sonra ağrı olarak kendini gösterir. Bu mesafede giderek kısalmaya başlar. Dediğim gibi işte önce 1 kilometre yol yürüyorsa giderek 500 metreye, daha sonra 300-100 metreye doğru düşmeye başlar. Ve hasta ayaklarında uyuşmalar, ağrılar, kramplar şeklinde ağrı olarak, uyuşma olarak kendini gösterir hastada. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.